Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Geçen gün bir arkadaşımız bana yazmıştı, abi saçların üşürmeye vurur musun diye, onunla ilgili video çeker misin diye. Kusura bakmayın, görüntü bu kadar oluyor biliyor. Hem telefon biraz dandik, hem de anca yeri böyle bulabildim. Sizin için çekiyorum ama bu sefer bu tam 3 numara değil. Yanları sıfırla alacağım. Sonra 1, 2 ve 3. Katlı çıkacağım yani saçları. Sadece herhalde siz bu tarafları göreceksiniz, yanları görmeyeceksiniz. Daha da fazla uzatmadan isterseniz konuyu hemen saça geçelim. Ayrıca kanalıma abone olursanız da ayrıca çok memnun olurum. İlk önce sıfırla başlıyoruz. Makineyi sıfırla girerken, katıla verirken şöyle yaparsanız, tam direkt girmeyip de böyle çıkarsanız her zaman daha iyi. Şimdi sıfırla girdik. Sıfırı ayarladık arkadaşlar. Bir saniye, yerinden çıktı. Şimdi bunu takıyoruz. Taktık. Çentiyi çek. Ve bunu da ayarladık. Şimdi herhangi bir şey takmadan sadece makinenin yarımıyla şu alt kısmı alacağız. Aldınız.
Ve bu da tamam. Şimdi bir. Bir numarayı takın. Çentik kapalı. Ve tabii doğal olarak şimdi saçlarda bazı noktalarda renk değişimleri oldu. Mesela şuralarda görüyorsunuzdur. Şimdi onları ayarlayacağız. Onun için de bağların sıfırı var şu. Bunu takın ucuna. Çentiyi hiç kaldırmayın. Böyle aldık. Çenti çekin. Makineyi dik. Tekrar şöyle. Bu ufak tefek noktaları dikkat edin, bunlar önemli çünkü seçi göstermesi için. Ve gördüğünüz gibi geliyor. Şimdi 3 numarayı takacağız. Bu arada bana değer verdiğinizi de çok iyi görüyorum. Videolarımı izliyorsunuz, beğeniyorsunuz ve yorum da yapıyorsunuz. Bunun için de ayrıyetten çok teşekkür ederim sizlere. Kanalımı büyütmeme de yardımcı oluyorsunuz. Şimdi 3 numarayı aldık. Takıyoruz. Çentiyi çekin. İster önden ister yandan başlayın. Ben genelde yandan başlıyorum. Makineyi yavaş yavaş yürütün. Çünkü saçların arasından çıkabilir. Aradan saçlar kalabilir. Fazla hızlı sürtmeden. Yavaş yavaş. Aralardan saç kaçırmamanız için. Şimdi 3 numaralı üstleri aldık. Şimdi tabii doğal olarak az önce 1.75 ile aldığımız yerler var ya, tabii 3'ün arasında bir geçiş oluştu orada. Orayı da, oradaki izinizi kaybedeceksiniz.
İki numarayı alın. Yuvaya yerleştirin. Hop. Tabii düşmeseydi daha iyi. Yuvaya yerleştirin. Hiç çekmenize gerek yok çentiyi. 1.75 ile 3'ün arası olan yer. Zaten makineyi oraya sürttüğünüz zaman oradan kılları, saçları alıyor. Yukarı doğru eğim vererek alın. Dik çıkmayın. Ve olay bu kadar basit arkadaşlar. 3 numara bitti. Tabii. Daha işimiz bitti mi? Hayır. Neden diyeceksiniz? Şimdi üstleri falan 3'lü aldık. Ama saçın arasında kalan kıllar olabilir. Onun için 3 numara kesimlerde tel kontrolü yapmayı unutmayın. O tel kontrolünü de nasıl yaparsınız? Fönünüzü alın. Fönünüzü açın ilk önce. Saçı bir kurutun. Şimdi fönü tuttunuz. Kıllar çıkar mı? Hayır. Saçı bu sefer orta derecede geriye doğru tarayın. Elinizle. Sağ ol abim. Şimdi burayı da hallettik mi arkadaşlar? Şimdi tekrar 3 numarayı takıyoruz. Arada kalan kıllar varsa onları alacak. Tekrar yavaştan böyle. Çok yavaş iterek. Böyle yapıyoruz. Bakın nasıl arada çıkanlar var. Buna tel kontrolü denir. Bunu yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve arkadaşlar 3 numara tıraşımız bitmiştir. Şöyle bir son bir kontrollerimizi yapalım. Gürsel ne yapıyorsun oğlum? İyiyim abi, sağ ol, sen ne yapıyorsun? Çalışmıyor musun sen? Nöbetten çıktım abi. Nöbetten çıktın. Kaç saatten beri? Sabahtan beri. Hayır, dün sabahtan beri. Evet. Normal oğlum. Evet. Çalışmadan olmuyor. Keşke olsa. He tabii. Keşke olsa. Hemen oluyor zaten. Çalışmadan ayağa koşayım bakar sana. Şöyle kulak arkalarını da alın. Tekrar bir sıfırla geçtiğiniz yerleri şöyle bir kontrol edin. Ve tıraş bitti. Ama son bir husus var. Şunu alacağız bununla. Şu. Andis. Şimdi normalde bizim normal meslektaşlarım genelde makine car car sürtüyor. Öyle değil. Bunu böyle direkt girmeyeceksiniz. İlk önce yapacağınız iş aşağıya doğru böyle almanız. Ondan sonra yukarı doğru.
Ve arkadaşlar işimiz bu kadar. Saçımızın 3 numara kesim modeli böyle. Tabi ben direkt 1-2-3'lüğe çıkmadım. Dipten sıfırlayarak çıktım. Ona göre siz de alırken böyle alırsanız daha iyi. Mürsel saçlarını mı keseceğiz oğlum? Tamam. Müşterimizi hiçbir zaman burun kılları, kulak kılları, kaşları, bunları almayı unutmayın. Genelde unutuyorsunuz, almıyorsunuz. Bilmiyorsanız da böyle öğrenin. Müşteri sadece saç kestirmeye gelmiyor size. Buraya rahatlamaya geliyor. Tabii ben şimdi önümdeki müşteriyle konuşamıyorum. Ben de İngilizce olmadığı için arkadaş. Yabancı olduğu için maalesef anlaşamıyorum. Dilim yok çünkü. Biz senelerden beri, 6 seneden beri böyle anlaşıyoruz. Albert biraz Türkçeyi çözdü ama anlıyor da cevap veremiyor. E ben de İngilizceyi öğrenemedim doğal olarak. Böyle bir arada kaynama var sizin anlayacağınız. Biz böyle anlaşıyoruz. Sistem mi? He. Albert bu şeyde oturuyordu ya. Şurada bu yıkılan kahverengi bina var ya. Aynen. Ya orada oturuyordu. İngilizce. He? Yok şey, Arap. Arap. Oradan gelmiş buraya. Şey ya. Bizim şey yok mu? Meyrakılar yok mu? Niye? Meyrakı yok mu oğlum? He. Meyrakının şeyi Türkiye distriktörü. Arap. Harbi. Gel buyur. Ben meyde çalışıyorum. Tıraşa nereden geliyor biliyor musun? Evet. Tam 3 yoldan. Oha. Ciddiyim. Uvalı da alınır mı? He? Uvalı da alınır mı? Yok. Araba kullanmaz. Ha. He, arabası yok. Ya benim müşterilerim sadık bana ya. Zaten bana sadık oluyor lan. Şu tatlılığa baksana Allah aşkına. Kim vazgeçebilir lan? Nasıl bu yüzden buraya geliyor? Değil mi? Kolay mı oğlum? Adam da 3 yoldan buraya geliyor. Araba yok, hiçbir şey yok. Metro yapılıyor, öyle geliyor. Öyle. Kaç yılda sen de oluyor abi? 6, dükkan açtığımdan beri. Tabii canım. E burada oturuyordu oğlum işte. Şimdi oraya gittiler. Ama hala sen... Gene oradan bana geliyor. Adam nereden baksan yarım saat 40 dakika yol çekiyor. Ama sağ olsun. Ya seviliyoruz oğlum. Sevilmesek niye gelsin millet? Allah aşkına. Hem seviliyoruz hem işimiz güzel. Doğru. Yoksa kalkıp da millet benim kara kaşıma kara gözüme gelmiyor ki. Kulakları silmeyin, ihmal etmeyin.
Tıraş ettiğim zaman her seferinde söyleyeceğim bunu size. Ve müşterinizi kaldırdıktan sonra kolay ikramını da yapmayı unutmayın. Canım buyur. Var mı başka isteği? Saatler nasıl? Rica ederim. Evet arkadaşlar, şimdilik video bu kadar. Aslında bu kadar değil. Sonra Mürsel'i de alacağım. Şimdilik bir durduracağım, bir ortalığı temizleyeceğim. Şimdilik bir durduruyorum. Kanalıma abone olun. Bildirim çanını açmayı unutmayın. Yorum da yapın. Beğenin veya beğenmeyin. Dislike da atabilirsiniz. Salon Halim Kingal Official ve Halim Altan Kingal olarak Instagram'dan takip edin. Twitter'da da varım Halim Altan Kingal olarak. Oradan da takip edin. Şimdilik bir 5 dakikalık bir ara verelim. Şu ortalığı toparlayayım. Bu videoyu tek bir video halinde çekeceğim. Şimdi Mürsel'i de alacağım az sonra. Hepsini bir arada atacağım. Şimdi görüşmek üzere. Dikkat edin. Arkadaşlar gene ben geldim. Az önce hani konuşmuştum ya. Videoyu tek bir video halinde çıkaracağım, iki taneyi. Ama vazgeçtim. Şimdi iki video olarak çıkaracağım bunu. Bunu kapatıyorum. Bunu ayrı atacağım. O kesimi ayrı atacağım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.